Evet arkadaşlar merhabalar. Balık avında kullandığım malzemelerle ilgili sizleri bilgilendireceğim. Hangi ekipmanları kullanıyorum bunu sizinle paylaşacağım. Faydası olacağını düşünüyorum. Özellikle bu hobiye, bu atçak avcılığına yeni başlayacak arkadaşlarımıza en azından fikir verir diye düşünüyorum. Şimdi ben genelde yelek kullanmayı tercih ediyorum. Piyasada birçok farklı yelek var. Bütçenize göre bu yeleklerden bir tanesini seçip kullanabilirsiniz. Ama ben kesinlikle ve kesinlikle hava müsait olduğu sürece yelek kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben Rapala'nın Urban modelini kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Hatta üzerime giyeyim. Giymeden önce şu arka kısmını özellikle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar burada güzel bir çanta yapmışlar. Fermuarla açıp kapatabileceğiniz. Ben buraya genellikle naylon torba koyuyorum. Veyahut da işte liderimi de koyduğum oluyor. Ama sırt kısmına çok fazla malzeme koymamaya çalışıyorum. Çünkü sırt kısmına çok yer kaplayan malzemeler koyarsanız bazen sırtınıza belirli uzun süre avlarınızda özellikle belli bir zaman sonra baskı yapıyor. Bu da sizi rahatsız ediyor. Burada bir fileleme yapmışlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Ben genelde arka kısmı çok fazla kullanmıyorum. Çünkü ön taraftakiler bana çok rahatlıkla yetiyor. Gördüğünüz gibi malzemelerinizi güvene almanız için birçok parça bırakmışlar. Buralara sabitleyebiliyorsunuz. Ve bu sayede özellikle su içerisinde av yaparken suya düşmesini de engellemiş oluyorsunuz. Çok güzel bir yelek yapmışlar. Bence fiyatına göre inanılmaz derecede kaliteli bir ürün. Rapala'nın zaten tüm ürünleri çok kaliteli arkadaşlar. Ben Rapala'nın ürünlerini size kesinlikle ve kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Evet, şu şekilde biraz hafif kamerayı aşağı alacağım. Böylece daha rahat görebilirsiniz diye. Evet. Şimdi burada iki tane cep var arkadaşlar. Bu ceplere ben genelde kutularımı koyuyorum. Bu kutuların içerisindeki sahteler de avlarında benim için yeterli oluyor. Dediğim gibi birçok yer yapmışlar. En önemli özelliklerinden bir tanesi de bu kısmı. Bakın buraya rahatlıkla bir hemen hemen her boydaki telefonu sığdırmak mümkün. Çok güzel bir bölüm. Ben buraya telefonumu koyuyorum. Bazen bir parça lider koyduğum oluyor. Bazen çabuk erişeyim diye herhangi bir sıkıntı yaşadığında hemen ulaşabileceğim malzemeleri koyuyorum. Bunlar işte clips gibi malzemelerden oluşuyor. Evet. Şöyle biraz daha düzeltelim kamerayı. Bolca cep yapmışlar. Bolca kullanabileceğiniz yerler var. İçine bol bol malzeme sığdırabilirsiniz ama hava esnasında ne kadar hafif olursanız arkadaşlar sizin açınızdan o kadar iyi ve o kadar uzun süre yorulmadan av yapabilirsiniz. O yüzden mümkün olduğu kadar malzemelerinizi minimize etmeye çalışın ve hafif malzemeler kullanmaya çalışın. Kullandığım klasik tabii ki mutlaka olmaz ve olmazlardan bir tanesi av esnasında iğneleri çıkarabilmeniz için özellikle çok ihtiyacınız olan bir malzeme bir pense. Ben bunun Seafarer diye bir marka. Sanırım bunu 20 liraya almıştım. Gördüğünüz gibi. Tabii ucuz olmasının bir dezavantajı var. Bir videoda da belki fark ettiniz. Balığın iğnesini çıkarırken şu uç kısmı şöyle birbirine geçti. Onu çıkarmak için ekstradan uğraşmam gerekti. Ama bu malzeme rahatlıkla işinizi avlarınızda görecektir. İhtiyacınızı karşılayacaktır. Bununla gerekli olduğunda ufak tefek ip kesimleri, liderinizi bağladıktan sonra uç kısımlarını kesebilirsiniz. İğnelerinizin ani düzeltmeniz gerektiğinde düzeltebilirsiniz. Ama en önemli kısmı arkadaşlar sahtenizin iğnelerini elinizle değil bununla çıkaracaksınız arkadaşlar. Böylece elinize batmasını da önlemiş olacaksınız. Lip grip kullanıyorum ben genelde. Hem lip grip hem de son zamanlarda yaptığım avlarda kaçırdığım bazı çupra avlarından dolayı kepçe de kullanmaya başladım. Ama genelde benim atçak avına başladığım andan itibaren aldığım bir lip grip. Bunları tabii ki sabitledim. Bu aparatları da bulmanız çok son derece kolay ve uygun fiyatlara bu aparatları bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ikisini ben sağ cebimde genelde tutuyorum. Çünkü
balığı yakaladığım zaman, balığı sahteden çıkaracağım zaman genellikle önce sağ elimle rip grip'le alıyorum. Sol elime lip grip'i alıp sağ elimle penseyi tutarak iğneleri çıkartıyorum. O yüzden ikisi de benim sağ cebimde. Kullandığım kutulara gelelim. Bunu aldığımda kutular konusunda biraz araştırma yapmam gerekti. Mesela bunun içerisinde Daiwa'nın kutuları ve bazı Shimano'nun kutuları da sığıyor. Ama siz daha uygun fiyata kutular bulup onları kullanabilirsiniz. Ben ne yaptım? Tekzen'den gittim ve kutular aldım. Size onları göstermek istiyorum. Tanesi yaklaşık 15-20 liralık bir kutu arkadaşlar. Ne yaptım? Eski bir meyve bıçağına, hanımdan izin alarak tabii ki, meyve bıçağını ısıtarak aralarındaki bu gözler daha sıktı. Bu gözleri kestim. Hafif de keserken gördüğünüz gibi delikler bıraktım. Böylece nemin dışarı çıkmasını sağlamak için bir havalandırma yapmış oldum. Bunları Tekzen'den alabilirsiniz. Tanesi arkadaşlar yaklaşık 15 ve 20 lira gibi bir rakam. Ve nefis bir kutu. Gerçekten ergonomik. Dediğim gibi keserken bir eski bir bıçağı ısıtabilirsiniz. Isıtarak çok rahat bir şekilde bu aralarındaki gözleri, o blokları kesip uzun sahte gözleri haline getirebilirsiniz. Çok büyük sahteleri almıyor. Yani bu bazı sahteler var biliyorsunuz, normal standart boyutlardan çok çok daha uzun. O sahteleri almıyor ama genelde birçok sahteyi ve ciki, silikonu bunun içine sığdırmanız mümkün. Bunun bir tanesini sağ cebime koyuyorum. Bir tanesini de sol cebime koyuyorum. Ve avlarım da bana fazlasıyla yeterli oluyor. Bazı avlarda arkadaşlar küçük LRF'de kullandığım sahteleri kullanıyorum. O zaman bu kutuları minimize ediyorum. Ne yapayım? Kutuyu bir tane kullanıyorum. Yine Tekzen'den aldım. Küçük kutular var. İçinde gördüğünüz gibi LRF sahtelerim var. Ciketlerim var. Yine bunların da arkalarına delikler açtım. Havalansın diye. Ve burada sadece ve sadece bir tane bu kısımda tam ortadan ikiye bölüktü. Onu bıçakla kestim. Burada küçük gözlere sığmayan LRF sahtelerimi ve ekipmanlarımı buraya koyuyorum. Diğerleri de diğer gözlere koyarak kullanıyorum. Son derece ergonomik. Bunlar da yaklaşık 10-15 lira gibi bir fiyat. Evet, şapka. Daha önce pek herhangi bir markaya ait olmayan bir şapka kullanıyordum ama bu brand arkadaşımın bana hediyesi. Çok fazla kullanmak istememiştim ama artık o ilk kullandığım, çekimlerimi yaptığım, üzerinde kamera GoPro'nun aparatını yapıştırıp kullandığım, kendiliğinden solar ışığı olan 2-3 adında bir marka. Onu internetten almıştım. Yaklaşık 20-25 liraya uzunca bir süre kullandım. Hatta yıllarca kullandım diyebilirim. Ama artık arkadaşımın bana doğum gününde hediye aldığı bu ışıklı Rapala'nın şapkasını kullanıyorum. Şapka benim için olmazsa olmaz. Çünkü çekimlerimi şapkanın üzerine kameranın aparatını yapıştırarak genellikle buradan yapıyorum arkadaşlar. Bir de şapkamda mutlaka ışık olmasını tercih ediyorum. Çünkü ayrıca kafa lambası taşımaktansa hepsini kompakt bir şekilde şapkanın üzerinde halletmiş oluyorum. Hem şapkam var, hem kamera kaydı yapmak için aparatını buraya koydum. Ayrıyetten bir kamera kafalı kullanmak, bu kamera kafası veyahut da bandı kullanmak zorunda kalmıyorum. Ayrıyetten de kafa ışığı kullanmadan ışığı da bu şekilde şapkanın içerisinde halletmiş oluyorum. Son derecede güzel bir malzeme yapmış Rapala. Nefis bir şapka. Gördüğünüz gibi desenleri kamuflaj ama incelediğiniz zaman sahte resimleri falan var. Piyasada fiyatı nedir bilmiyorum. Benim için hediye olduğu için çok çok önemli. Bülent kardeşime de çok teşekkür ediyorum doğum günü hediyesi için. Şu anda bunu kullanmaya başladım arkadaşlar. Hemen kepçeyi anlatacağım. Özellikle son yaptığım avlarda su üstüyle çupra yakalamaya başladım. Bazı meralarda, sığ meralarda su üstüne bu balıkların da rağbet ettiğini gördüm. Mırmur da denk geldi. Hatta çok ilginçtir. Sinarit daha yakaladığım oldu. O da tabii ki sinarit balığı.
Bu tür balıklar diğer balıklara göre çok daha farklı mücadele veriyor. İnanılmaz derecede hırçınlar ve kontrol etmesi özellikle suyun içerisindeyseniz çok çok zor. O yüzden daha önceden aldığım ama kullanmadığım bir ürünü kullanmaya başladım arkadaşlar. Bu sanırım Filaden'di. Filaden'e ait bir kepçe. Artık avlarımda özellikle su içinde avlandığım avlarda mutlaka ve mutlaka bu kepçeyi yanımda bulunduruyorum. Gördüğünüz gibi fiyatı da uygundu. Tam olarak hatırlamıyorum herhalde ama 100 liranın altında bir rakama aldım diye düşünüyorum. Yavuz abiden almıştım Marmaris'te. Sağ olsun kendisi bana sipariş üzerine Filaden'den getirmişti. Güzel bir kılıfı var. Bu kılıfın isterseniz bu şekilde kemerinize takıp da taşıyabilirsiniz. Ama ben ne yapıyorum? Hemen size göstereyim. Öncelikle ergonomiklerini göstereyim arkadaşlar. Katlanır, açılır bir file. Bakın. Hop. Açıldı. Gördüğünüz gibi son derece güzel yapmışlar. Son derece hafif, esnek. Bu esnekliğinden dolayı çok büyük balıklarda dikkatli olmanız lazım. Şu şekilde balığın vücuduna denk geldiği zaman eğilebiliyor. Bir de ip fileyi mutlaka ve mutlaka misina fileyle tekrar değiştirin arkadaşlar. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Ben henüz yapmadım ama mutlaka yapacağım. Çünkü sahtenin iğneleri, özellikle sahtenin iğneleri özellikle fileye takılıyor. Bu da büyük bir ızdırap oluyor. Evet, diğer bir malzeme eldiven. Arkadaşlar mutlaka işinizi görecek güzel bir eldivene ihtiyacınız var. Bu eldiven gene av esnasında olmazsa bana göre olmazlardan bir tanesi. Eldivensiz av yapabilir misiniz? Tabii ki yapabilirsiniz. Ama size çok büyük artıları olacak. Neler olacak bu artılar? Hemen onlardan bahsedelim. Bir kere diyelim ki ip misina kullanıyorsunuz. Zaten ip misina hepimiz kullanıyoruz. İp misinanız veyahut da attığınız sahteniz bir yere takıldı. Ve onu artık gözden çıkardınız. Veya attığınız silikon takıldı. Çekip çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl çekip çıkaracaksınız? Çıplak elle çekip çıkardığınızda o ip mutlaka elinize zarar verecektir. Bakın kesecektir elinizi. Ama bu eldiven sayesinde çok rahatlıkla o ipi elinizi dolayıp asılarak kurtarmaya çalışabilir. Veyahut da kopartmak için gene rahatlıkla ipi elinize sarabilirsiniz. Birinci güzel yanı o. Elinizin nasıl olmasını önleyecek. Uzun süre benim gibi av yapan ve devamlı av yapan insanlar için elinizin nasıl olmasını da önleyecektir diye düşünüyorum. Av esnasında sahtelerin, iğnelerin elinize direkt geçmesini engelleyecek ilk etapta bu eldivenlerinize gelecek arkadaşlar. Böylece sizi o iğne acısından da kurtarmış olacak. Eldivenin birçok faydası var. Tabii ki hafif de olsa bu eldivende ben yarım eldiven kullanıyorum. Bunlar aslında yazlık model, bunların kışlık modelleri de var. Kışında birazcık daha kalın olanlarını kullanabilirsiniz. Soğuk havalarda ellerinizin üşümesini de önleyecek en önemli faktör. Bence eldiven konusundaki bu. Yani üşümenizi önleyecek, elinizi koruyacak, devamlı güneş görmesini engelleyecek, çatlakların sebep olmasına engel olacak, elinizin deforme olmasını da önlemiş olacaksınız. O yüzden eldiven kullanımında mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, malzeme kutularına gelelim. Ben Albastar'ın kutularını kullanıyorum. Size hemen göstereyim. Bunu hepimiz biliyorsunuz. Herkesin bildiği her yerden alabilirsiniz. Dekatlon'da satılıyor. Bütün av malzemelerinde satılıyor. Albastar'ın çok uygun fiyata, son derece ergonomik bir balıkçı çantası. Bundan iki tane var. Bütün av malzemelerimi alıyor arkadaşlar. Bunlardan alıp geçebilirsiniz. Evet, bir üründen daha bahsetmek istiyorum. Ben her daim kullanıyorum. Daha doğrusu bu ürünü akıl edip ürettiklerinden itibaren, ben de kullanmayı akıl ettiğimden itibaren bu ürünü kullanıyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kamışta kullanacağınız, kamışlarınızı, takımınızı kullanabileceğiniz ürünler. Bunları ben Melafish'ten aldım. Bakın bir başlık. Şu şekilde geçiriyorsunuz.
bu uç kısım için. Bu alt kısım için. Gördüğünüz gibi. Ve bu da, şöyle göstereyim. Bu da makine için arkadaşlar. Makineyle bunu şekilde içine koyuyorsunuz. Burada ikinci bir göz var. Kolunu çıkartıyorsunuz. Kol buraya. Bakın iki gözlü yapmışlar. İlk göze kolu takıyoruz. Makineyi içine geçirip takıyorsunuz. Son derece kullanışlı. Mutlaka mutlaka alın. Melafiş bunu kendisi üretiyor. Bazı ağ bayileri bunları satıyor arkadaşlar. Fiyat olarak inanılmaz derecede uygun. Ve takımınızı korumanız açısından da son derecede etkili. Arabada taşırken olsun. Hatta ve hatta bisikletle, motosikletle dahi ben bu şekilde taşıyorum. Çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir ürün. Melafiş'e de teşekkür ediyorum. Yani fiyatı inanılmaz derecede ucuzdu aldığımda. Tam olarak net hatırlamıyorum. Tüm kamışlarımda ben bu korumaları kullanıyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Bu yelekte yapılan en güzel şeylerden bir tanesi. Her şeyi düşünmüşler. Bakın burada bir tane ayrıyetten malzeme koyabileceğiniz bir düzenek var. Ben balık avlarımda balığı yakaladıktan sonra kamışı buraya takıyorum. Kolumla destekleyerek itten kontrol ediyorum. Liderimle kontrol ederek balığı rahatlıkla gribe alıyorum veyahut da rahatlıkla kepçeliyorum. Meralar arasında yürüyüş yapmam gerektiğinde ise burada bakın iki adet kamış yuvasından bir tanesine kamışını geçiriyorum arkadaşlar. Burada sabitleyebileceğiniz bir düzenek var. Veyahut da bu cırta geçirebilirsiniz tekrar. Buradan bunu da geçirip bu şekilde geçirip gördüğünüz gibi eller serbest yürüyebiliyorsunuz. Nereden nereye geçerken bir şey içmek gerektiğinde veyahut da bir şeyler yemek gerektiğinde bunu da rahatlıkla bir sağınızda bir solunuz olmak üzere iki tane kamışla çok rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Herkese rastgele.